Adım İbrahim Alkaya, Hatay, Antakya'ya doğumluyum. Normal mesleğim fırıncılık. Biz kara fırın ustasıyız. Bir de lahmacun katıklı. Benim abim de yine aynı meslekteyiz. Bir kardeşim berber, biri oto tamircisi olmak üzere dört kardeş burada halkımıza mobil fırında hizmet veriyoruz. Deprem bölgesinde nasıl diyeyim size, 15 dakikada bir 450 ekmek kapasitesinde sabah 7'de ekmek pişirimi başlıyor, saat 6'ya kadar durmadan hem her 15 dakikada bir 450 ekmek 15 mahalle buradan faydalanıyor. Artı burada çalışan devlet çalışanlarımız, polisimiz, arkadaşlar, AFAD arkadaşlarımız, Kızılay'ımız hepsine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tamamıyla tesadüf olarak buraya geldim. Benim küçük yeğenim var, adı Haydar. Burada helikopterler iniyor diye amcam beni buraya götür de helikopterleri göreyim. Buraya gelmişken bir mobil fırını gördük. Ya dedim arkadaşlar, bize bir maya verir misiniz? Biz fırıncı olarak evde saçta ekmek yapıyorum ailem için. Arkadaşlar da dedi gelin bize yardımcı olun. Olursanız çok seviniriz. Bir ucundan da oradan başladı işte. Bir ucundan tutmak oradan başladı. Vallahi şimdi buradaki durum yavaş yavaş inşallah toparlanmaya başladı Hatay'ımız. Yani halkımıza ne kadar hizmet etseniz biliyorsunuz bu fırıncılık sektörü ne yapsanız yaralanamazsınız insanlara. Bu yani fırıncılar hep mağdurdur. Yani bu beleşe de yapsanız, ücretli de yapsanız fırıncılar her zaman mağdurdur. Ben fırıncı arkadaşlarımın Allah yardımcısı olsun, yani yardımcılar olsun. Yani bizi hep en son sıralarda koyarlar fırıncılık olarak, sistemi olarak yani. Ben Antakya merkeze ait bir, yani bayağı esnaflık yaptım. Sonra YMY bazında çalıştım. Hı hı. Bir yerden işte orası da yıkıldı zaten şimdi. Şimdi burada yine bir şeyler hayata tutmak. Ya buradan Murat abiye çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun ondan. Ben bir fırıncı ve Hatay depremzede olarak gerçekten ben onun çabasını bizzat gördüğüm için ondan Allah razı olsun. Ve kim bize yardımcı olmaya çalışan bütün devlet çalışanlara, gönüllü insanlara, Türk milletimize buradan çok teşekkür ederiz. Allah Memak ailesinden de bin razı olsun bu Hatay'ımıza. Böyle bir şey kazandırdığı için ondan Memak ailesine çok minnettarız. Allah razı olsun. Bize her zaman destek verdikleri için. Elimizden geldiği kadar yok, bir sıkıntımız yok. Allah razı olsun. Karşılamaya çalışıyorlar buradaki devlet çalışanlarımız olsun, halkımız olsun. Herkes yani bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu sistemin durmaması için bir şeyler yapıyorlar. Yani bu fırıncılar hep vardır ve fırıncılara her zaman destek olunmasını isterim. Fırıncılar yani onlar da bir gönül insanıdır. Yani onları insan yerine koyulmasını isterim. Fırıncılar her zaman böyle en son sıraya koyulmasından yana değilim. Çünkü bu fırıncılık sektörü herkes için önemli bir sektör. Milletimiz için bir önemli bir sektör hizmet açısından. Çünkü halkımızın temel gıdası ekmektir. Ve bu fırıncılar bunu ürettiği halde fırıncılar her zaman en son şeye atıldığı için ben çok üzülüyorum. Yani fırıncının biraz değer kazanmasını istiyorum. Fırıncıların hepsinin, bütün meslektaşlarımın. Yeniden doğacağız, yeniden başaracağız Allah'ın izniyle. Durmak yok. Her şey daha güzel olacak inşallah. Hatay'ımızı daha iyi yerlere getireceğiz. Biz Türk evladıyız. Böyle hemen şeylerle yıkılacak insanlar değiliz. Her zaman daha böyle bir şey olduğu zaman daha da kenetlenir, daha iyi yerlere geliriz Allah'ın izniyle. Ben burada Hatay halkına ve 11 ilimizde olan depremzedelere, ölenlere Allah rahmet eylesin. Kalan yaralarımıza şifa versin. Kalan ailelere sabır versin. Allah daha iyi günlere, daha iyi günleri görürüz inşallah. Devletimiz, Türk insanımız olduğu sürece biz yıkılmayız Allah'ın izniyle. Evlerimiz yıkılır ama biz yıkılmayız Allah'ın izniyle.